Evet değerli takipçiler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz evde Wallbox gerekli mi? Wallbox'ı kurdurmak zorunlu mu? Elektrikli araç sahipleri olarak nasıl bir yol izlemeliyiz? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle aracım Megane E-Tech Tekno paket bir araç. DC'de 130 kW maksimum, AC'de 22 kW olan ikoniklerden değil. 7.4 kW alıyor. Ben şarjlarımı genelde AC istasyon, DC istasyon ve ev şarjı olarak karışık yapıyorum. Evimde şarj istasyonu kurma durumum yok. Apartmanda oturuyorum. E, İşyerimde yerimde normal prizden takıyorum. Bununla ilgili olarak da daha önce de zaten kanalımda paylaşmıştım. Fairy marka bir cihaz kullanıyorum. Normal 220 volt prizle çalışıyor. Bu 3.5 kW veriyor. Yani 60 kW'lık bir bataryayı doldurması 35 kW'ı 10 saat dersek yaklaşık 16 saat civarı yapar ama sıfırdan yüze zaten doldurmuyoruz. Yani Wallbox kurulumu ile ilgili bu tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Zaten araç kullanımı kişilerin herkes farklı bir kullanım araç kullanımı zaten kişiden kişiye göre değişir. Mesela ben günlük bazen 10 kilometre yol yapıyorum. Bazen 20 kilometre yapıyorum. Bazen de 200-300 kilometre yol yaptığım günler olabiliyor. Şehir dışına çıkabiliyorum. İş gereği İstanbul'a gidebiliyorum. Balıkesir'e gidebiliyorum. Eskişehir'e gidebiliyorum. Yani yakın çevredeki illere çok sık gidiyorum. Bunun haricinde senede bir iki defa da daha uzak işte 1000-1500 kilometrelik Karadeniz, Kapadokya, Antalya, İzmir gibi şehirler arası yolculuklarım oluyor. Şehirler arası yolculuklarda zaten mecbur DC kullanmak zorundayız. Ama normal günlük kullanımda eğer ki eviniz müsaitse Volbox kurdurma imkanınız varsa tabii ki bu bir tercih meselesi yapacağınız kilometreye göre. Peki ev tipi şarj yeterli midir? Yine bu size bağlı. Eğer ki günlük yani 50-60 km yol yapıyorsanız zaten 3-4 günde bir şarja takarsınız. Akşam 10'da geldiniz mesela 10'da taktınız. Sabah 9-10'a kadar yine 10 saat 12 saatte aracınız ciddi anlamda bir 35-40 kW civarı enerjiyi almış olur. Hem sisteme de yüklenmemiş olursunuz. Wallbox kurdurursanız da burada eviniz site ise yönetimden izin almanız gerekiyor. Bununla ilgili tabii ki yönetmelikler var. Bunlar zaman zaman değişiyor. Biraz daha kolaylaştı. Eskiden çok daha zordu. Şu an bir tık daha kolay gibi duruyor. O yüzden bununla ilgili izin almanız gerekiyor. Müstakil ev ise ee, aracınızın şarj kapasitesine göre Megan ikonik paket kullanıyorsanız mesela 22 kWh şarj edip ben 3 saatte aracımı 2,5 saatte şarj etmek istiyorum diyorsanız o zaman da elektrik dağıtım şirketiyle güç anlaşması yapmanız gerekiyor. Güç anlaşması nedir? Sizin maksimum alabileceğiniz güç konutlarda genelde 5 kW civarı, 6 kW, 7 kW civarı oluyor bildiğim kadarıyla. Bu bulunduğunuz ile göre değişebilir. Bu sözleşme gücü olarak elektrik faturanızda yazar. Oraya bakabilirsiniz. Bunun üzerinde anlık güç çekerseniz bu belli bir süre sonra dağıtım şirketi tarafından fark ediliyor. Genelde 1-2 fatura sonra. Sonra size eğer ki bunu tekrar etmeniz durumunda enerjiniz kesilecektir diye bir yazı gönderiyorlar. Dolayısıyla anlaşma yapmanız gerekiyor. Anlaşma zor mu? Hayır değil. Kuruma bir yazı vererek plan proje çizdirerek eğer ev hattınız, tesisatınız uygunsa ona göre bir uygunluk alıp yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir süreç var. 22 kW ciddi bir güç demek. Yani evinizde bir klima kullanıyorsanız yaklaşık belki 10 tane 15 tane klimaya göre de değişir tabi. Klima gücünde anlık güç çekiyor ve bunu sürekli 3-4 saat boyunca çekiyor. Dolayısıyla kablolar vesaireler, sigortalar, kaçak akım bunlar çok iyi kurulması, iyi bir elektrikçi tarafından kurulması gerekiyor. Dediğim gibi bu ihtiyaç meselesi. Ben 22 kW hızlı bir şekilde doldurma gibi bir durumum yok çünkü aracım desteklemiyor. Ama evime böyle bir sistem kurdursam yine 22 kava kurdurmak isterim. Çünkü bu aracım desteklemiyor diye bundan sonraki araçlarım da desteklemeyeceği anlamına gelmiyor. Mesela aracınız Tesla olabilir. Tesla da 11 kW destekliyor. Burada da yine cihaz alınacaksa bence 22 kW'lık bir cihaz almak mantıklı. Çünkü cihaz fiyatları 11 kW olması ile 22 kW olması yani çok küçük bir fark oluyor genelde örnek vermek gerekirse mesela 11 kahvaltı cihaz 15 bin lira ise diğeri de 17-18 bin lira gibi bir ufak bir fark oluyor ama eğer ki elektrikli mobiliteye devam edecekseniz bundan sonra da yine elektrikli araç kullanmayı düşünüyorsanız bundan sonraki kullanacağınız araçlarda gereksiniminiz olabilir. O yüzden yüksek kahva değerine sahip cihaz almak mantıklı olabilir. Ha şu da var. Şunu yapabiliyorsunuz. Mesela cihazınız 22 kahva. Cihaz üzerinde ayar oluyor. Bu ev tipi cihazlarda da var. Burada mesela A harfine bastığınız zaman amper ayarı yapıyor. Yani 3.5 kW ile doldurmak zorunda değilsiniz. Ben mesela köye gittiğimde 16 amper yerine 8 amper alıp işte 1.75 kW ile dolduruyorum veya daha düşük de doldurabilirim. Bu tesisatınıza göre sizin karar verebileceğiniz bir şey. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Konu basit. Wallbox kurulumu maliyetli ama yine de yapılabilir. Tamamen sizin günlük dediğim gibi kullanımınıza bağlı. Çok sık araç kullanıyorsanız gün içerisinde menziliniz bitip hemen tekrar menzil ihtiyacınız doğuyorsa, ticari kullanıyorsanız, iş yerinizde kullanacaksanız wallbox mantıklı olabilir. Ama onun haricinde ev tipi şarjda genelde birçok kişi için daha mantıklı bence. Hem sisteme çok fazla yük bindirmemiş oluyorsunuz hem de aracınızı evin, evinizin rahatlığında şarj etmiş oluyorsunuz. Ama şu konuyu da atlamayalım. Wallbox kurdurmak zorunda değiliz. Eve de bu tarz bir cihaz da almıyoruz. O zaman DC veya AC'ye muhtacız. Burada da çok ciddi bir fark var arkadaşlar. AC şarjlar şu an 6,5-8 lira civarı ortalama. DC şarjlar da 60 kW'lar 8,5. Ortalamada da 9,90, 10, 11, 9. Bu civarda fiyatlar değişiyor. Yani bu da şu demek oluyor. Evde 2-2,5 lira civarı tarifinize göre 3 zamanlı, tek zamanlı bu da değişiyor. Yaklaşık 4 kat daha uyguna evde şarj edebiliyorsunuz. Yani mutlaka e, bol box kurdurma durumunuz varsa bol baksı yoksa da mutlaka şu tarz ev tipi 220 voltla çalışan bir cihaz almanızı öneririm. Bu maliyetinizi ciddi anlamda düşürmektedir ki elektrikli aracın bir e, maliyet anlamında da anlamı olsun. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Konuyla ilgili yorum yaparsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala da abone olmayı unutmayın. Herkese iyi yolculuklar.